Davut. Sen bizleri gayet iyi tanırsın. Şimdi merak ediyorsundur bu adamlar beni niye çağırdı diye. Efendim burada değerlendirilmek istenen milyar dolarları görüyorum. Eksik görüyorsun Davut. Bize bakınca önce o milyarları kazanmak için sıkılan kurşunları akan kanında görmen lazım. Sen hayırdır? Bizim haberimiz olmadan büyük işlere girişmişsin. Efendim bilmeden bir kabahat işlediysem bedelini öderim. Senin ödeyeceğin bedel bizi kesmez Davut Efendi. Asıl bedeli Cabir'e ödeteceğiz biz. Efendim siz Cabir'le ticaret yapıyorsunuz. Bense parasıyla ilgileniyorum. En son ne zaman görüştün Cabir'le? Dün görüştük. Bizim Cabir'le olan meseleyi duymayan kalmadı. Sen nasıl duymadın? Ben yurt dışındaydım. Dün geldim, havaalanından aldılar. Nerede buluştunuz? Gözlerimi bağladılar. Böyle bir köhne, eski bir binaya götürdüler. Son zamanlarda çok para kaybetmiş belli. Kaybettiklerini geriye kazanabilmek için beni çağırdı. Ne zaman kaybetmiş? Efendim Burak Bey, borsacı Ender Camoğlu'na geçen ay hisselerini sattırmış. Bunun Cabir'le ne ilgisi var Davut? Ender'in hisselerinin bir kısmını da kendisi almış. Burak Bey de hisseleri satınca çok ciddi bir zarara uğramış tabii. Çok öfkelendi tabii ama işin ucunda Burak Bey'in olduğunu duyunca ve aranızdaki ticari konulardan dolayı da meseleyi kapattı diyebiliyorum. Yahu burada senin Cabir'le bizden gizli ilişkilerini konuşuyoruz. Ne alakası var Ender'le? Efendim ne soruyorsanız ben ona cevap veriyorum şu anda Mithat Bey. Yahu sen bize Cabir'in yerini söyle. Boş boş konuşma öyle. Mithat. Öyle bir dur. Celal'den mi? Davut. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? Bildiklerimin hepsi bunlar Haşmet ağa. Yani Cabir'le olan aramızdaki bağ bu kadar. Burhan borsacıya çöktüğünden haberimiz yoktu. Senin haberin var mıydı oğlunun bu işlerinden Fuat Bey? Ne zamandan beri bizden izin almadan Burak bizim ortaklığımızı zarara sokacak icraatlar yapıyor. Şemus, hiçbirimiz her yaptığımızı gelip burada anlatmıyoruz. Sadece Burak değil, hepimizin hususi işleri var. Senin, benim, onun, herkesin. Benim hususi işlerim yüzünden hiçbirinizin arabasını taramadılar Mithat kardeş. Sen, ben yok Şehmuz. Biz varız. Siz dediğin Mithat Bey. Sıcak evinizden kafanızı çıkarmıyorsunuz. Namlu bana, Şehmuz'a, Haşmet ağaya dönük sürekli. Nasıl olacak? Beyler bir sakin olun tamam. Bir sakin olun. Cabir'in derdi para değil. Eğer öyle olsaydı bunu bize kendi dile getirirdi. Bu adamın söylediklerine inanmayın. Bu adamın sözleriyle birbirimize sert sözler sarf ediyoruz. Rıfkı. Cabir'e bir mesaj da biz yollayalım. Abi ne biliyorsam onu anlattım mı Charlie? Tamam, abi bir şey söyleyeyim. Abi gözünü seveyim. Kurbanınız olayım. Bir yanlışım olur mu abi? Çalıma çocuğuma başlayın ya. Sus kes içine. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Önemli mesele yok. Sadece konuşuyoruz. Öldürecekler beni. Yardım edin ne olur. Öldürmesi bırakın adamı. Ne yaptınız zannediyorsunuz?
yapıyorsunuz diyorum ya. Füsun. Ya Murat ne yapıyorlar? Ne oluyor burada? Murat Bey, babanızın emri. Önemli bir mesele yok. Önemli bir mesele yok mu? Adamın zorla bagaja tıkıyorsunuz siz. Ben göstereceğim size ama. Ben göstereceğim adam kaçırmak ne demek. Bir dakika sakin olur musun? Bakın sadece geri götürüyoruz ama evin yerini öğrenmesin diye bagaja koymaya çalışıyorum. O da yanlış anladı. Yani önemli bir şey değil. Çıkarın adamı. Çıkarın dedim. Çık abicim sen de. Ben gerçekten burada bir dakika bile durmak istemiyorum. Füsun. Füsun bir dakika durur musun? Lütfen biraz sakin ol. Ya büyütme ne olur. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Yanlış anlaşılma mı olmuş? Murat ben senin için gerçekten... Olan biten her şeye katlanmaya çalışıyorum ama ben daha fazla bu eve katlanamayacağım artık. Gerçekten boğuluyorum. Tamam sakin ol biraz. Sakin ol. Sana söz veriyorum. Çok yakında biz ikimiz el ele bu evden çıkacağız tamam mı? Ne olur bak. Bütün bunları geride bırakacağız. Lütfen güven bana biraz. Lütfen inan. Burak borsacıya çöker, Burak Salman'ı öldürür. Silahları da Burak mı havaya uçurdu yoksa? Ne alakası var Galip? Nasıl ne alakası var? Niye Burak kendi silahlarını havaya uçursun? Eğer öyle bir şey varsa... bunu ortaklığımıza yapılan en büyük ihanet addederim. Ve bu ihaneti yapanı da... kendi öz evladım olsa affetmem. Şeyh Muz, Burak'ın o silahları havaya uçurduğunu iddia ediyorsan ispat et. İspat et! Burak'a gereken cezayı ben kendi ellerimle vereyim. Fuat. Fuat. Senin oğluna zaafın hepimizi ateşe atıyor. Bak bu böyle devam ederse bir Cabir gider, on Cabir gelir. Konuşacak bir tane adam bulamazsın sonunda. Abi, ben Cabir'i ele geçireceğim. Ele geçireceğim ve sizin kafanızdaki bütün soruları tek tek soracağım, tek tek cevabını alacağım. Tamam mı? Ve bu andan sonra tek gündemimiz... tek meselemiz Cabir. Ben onu ele geçirinceye kadar hiçbiriniz benden habersiz adım dahi atmayacaksınız.